neden bilinmeyen bir motorun incelemesini yapmıştık. Endüvisi disk şeklinde olan doğru akım motorunun. Bu motorun ne olduğunu bilmiyoruz ve etiketi görmeyelim. Ne olduğunu çözmeye çalışalım. Şimdi motor size tanıdık geldi. Daha önceki videoyu izleyen arkadaşlar varsa hoca aynı motoru döndürüp videosunu çekiyorsun. Bu motor ondan biraz daha farklı. Orada 2 artı 2 uç vardı. Şimdi burada kırmızı siyah 2 tane ucum var. Burada kırmızı beyaz, muhtemelen şu yeşil 3 tane uç var. Bu kısmını öbür motorda çok detaylıca yaptığım için hızlı geçeceğim. Şimdi 3 2. Şöyle düşünebiliriz. Yassı bir motor. Yassı motor olduğu zaman aklıma ilk gelen işte brushless DC fırçasız doğru akım motoru diske sürücülerde olduğu gibi. Eğer dışarıdan sürmeli bir brushless DC ise evet şurada 3 uç olması normal. Ama ondan daha kalın. Burada 2 tane uç var. Hani bunlar balata mı? Şöyle söyleyeyim. Brushless DC motorda balata konacağını zannetmiyorum. Çünkü orada sürme tekniğiyle hem durdurabiliyorsunuz hem de tutma momentiyle tutabiliyorsunuz. Evet, bu kısmı hızlı geçelim. Ölçelim. Ölçtüğümüz zaman ne olduğunu daha net göreceğiz. Küçük bir dirençle başlayalım. Önce şuradaki iki tane kabloyu ölçeyim. Ölçüm için krokodil kullanacağım. Biraz sonra niye kullandığımı daha iyi anlayacaksınız. İki tane ucum var. Bağladım ölçü aletine motorun uçlarına. Oldu, basmışız. Özür. Şu anda 136-10 falan gösteriyor. Fırçalı bir doğru akım motor için bu fazla diyecektim ki direnç değeri düşmeye başladı. Şimdi eğer bu fırçalı doğru akım motoruysa oynadıkça direnç değeri değişecek. Şimdi 11, 10 ohm, 35 ohm. Bakın çok hafif çeviriyorum. Şu gelebilir akla, 185 ohm. Şu gelebilir. Ya burası dinamo şeklinde çalışan bir enkoder sistemi olabilir. Evet, olabilir. Ve çevirdikçe gerilim ürettiği için burası farklı değerler gösterebilir. Bunu kabul ediyorum. Yani burada bir gerilim olursa sizin ohmaj kademenizde değerleri normal okumazsınız. Şöyle parlaması. Okumazsınız. Kabul. Ama ben bu motoru durdurduğumda orada herhangi bir gerilim almamam lazım. Gerilim almadığım için de direncim burada sabit kalması lazım. Bakın. Bırakıyorum. Şu anda orada gerilim varsa da yok artık. 142 ohm. 35 ohm. Eğer bu, şöyle söyleyeyim, fırçalı doğru akım motoru olsaydı bu kadar yüksek değerlere ölçü aletinin uçmaması lazımdı. Daha önceki motordaki değerleri hatırlamıyorum ama hani bu kadar değildi ohmaj ölçümlerim. Bunu biraz sonra gerilim verdiğim zaman daha iyi göreceksiniz. Bu önceki motorda olduğu gibi fırçalı doğru akım motoru. Peki niye 12 ohmlar, 300 ohmlar arasında gezikiyor, geziniyor? Onu da şöyle açıklayayım size. Şimdi buradaki fırçalı doğru akım motorum ne var? Fırça var. Kolektör dilimlerine sürtüyor. Kolektör dilimlerine sürttüğü zaman oksidasyon oluyor. Ve bu motor uzun süre yattığı zaman da nemle birlikte oksidasyon iyice o fırça kolektör dilimlerine, o fırçanın karbon tozu yapışıyor. Şu anda 9 volt altında verdiğim bir ölçüm bu. Pilden verdiğim bir ölçüm. Bakın 35. Bazı noktalarda çok yüksek direnç gösterdiğinde orada hem fırça kolektöre tam basmıyor, ucunda oluyor, hem de kolektörün üstündeki oksidasyondan dolayı fırça yüksek değerlere çıkabiliyor. Ama motordan akım geçirdiğimde ölçü aletindeki direnç gibi bir direnç olmayacak. Yani endüvi için olacak o direnç ama burada bir de temas direnci var. Kolektör fırça temas direnci var. Kolektör fırça teması direnci akım geçirdiğim zaman bu kadar etkili olmayacak. Şimdi küçük bir doğru akım verelim. Öbür motorda bunları detaylıca anlatmıştım. İşte senkron motor olabilir falan filan diye. Bu kısmı hızlı geçiyorum. Hani bir senkron motorsa alternatif gerilim verip deneyelim mi? Önce bir doğru akım, düşük bir doğru akım verip ben bunu deneyeceğim. Gerilim değerini küçükten büyüğe doğru arttıracağım.
Yani trafo ile falan buna bir alternatif gelin vermenin şu an için halim yok. Elimde bir doğru akım var. Dönmeye başladı. Bu fırçalı doğru akım motoru. 5, 7... ...12 volt olabilir, 18 voltları gördüm. Bilmiyorum. Ama endüstriyel bir motorsa bu 24 voltlarda olacaktır. Şimdi etiketine bakabilirim ben bu motorun. Ne olduğunu çözdük. Fırçalı doğru akım motoru. 50 watt diyor. 24 voltluk bir motor. 24 volta kadar çıkalım. Şimdi yüksek devirli motor. Peki, yani hem disk olup hem yüksek devirli olması hakikaten enteresan. Şu üç uç ne? Şimdi öbür motorda çözemediğimiz bir balata sistemi vardı. Acaba bir balata mı var burada? Ya da başka bir şey mi var? Balata değilse enkoderdir. Acaba üç uçlu enkoder mi? Üç uç varsa artı eksi besleme vardır. Bir tane de çıkış vardır. Enkoderde devir yönünü belirlemek için A ve B çıkışları olur genelde. Eskiliğine bakıyorum bu motorun. Bu eskilikte bir motorda çıkışında işte dinamo mantığıyla çalışan bir gerilim veren ve hızı gösteren bana bir şey olabilir ama orada da 3-3 olmaz. Dirençlerine bakalım. Ondan sonra yorumlayalım. Şimdi krokodil üstünden ölçüm yapacağım. Siyah, beyaz, yeşil var. Düzeltiyorum. Kırmızı, beyaz, yeşil var. Şimdi kırmızıyla beyaza bir tutayım. Çünkü bunun benim açımdan bir mantığı var. Açıklayacağım onu da. Bir gösterdi overload. Büyütelim. Diğeri kilo ohm. Ne gösteriyor? Mega ohm. Şu anda 10.6 kilo ohm gösteriyor. Yönü var mı? Bir ona bakalım. 10.6. Kırmızıyı buraya takalım. 10.6. Bunun arasını ölçelim. Bu ikisinin arası da 12.5 megohm. Bunda yön var mı? Ona bakalım. Şimdi kırmızı beyaz, kırmızı yeşil ölçümlerini yaptım. Kırmızı yeşil ölçümlerini yapıyorum. Burada yön var. Kırmızı ile yeşil yönlü, kırmızı beyaz yönlü olmayan yüksek direnç gösteriyor. Kırmızı beyaz kilo ohm. Kırmızı yeşil mega ohm. Şimdi yeşil ile beyaz arasında ölçüm yapalım. Yine overload'da yönünü değiştirelim. Ah gösterdi ama. Şimdi gösteriyor. Mesela 16 mega ohm'larda 20 mega ohm üstüne çıkıyoruz. 20 mega ohm kademesinde o yüzden overload'a düşüyor. Şöyle söyleyeyim, 3 tane burada kablom var. Kablolar arasında yüksek direnç okuyorum. Ve kırmızı beyaz da okuduğum yüksek direnç yönlü değil ama işte kırmızı yeşil ya da işte yeşil beyaz arasında ölçtüğüm dirençlerde yön var. Şimdi hangisi artı, hangisi eksi bunu söylemek çok zor. İçerisine diyot koymuşlardı. Şunu söyleyeyim, motor çok eski. Bir MOSFET teknolojisi beklemiyorum ben burada, açık söylemek gerekirse. MOSFET daha yeni yeni bir teknoloji. Muhtemelen motor 30-40 yıllık, 30 yıllık var yani. Diyot olabilir, başka bir eleman olabilir. Yani artı, eksi, çıkış, uçları hangisi bilmiyorum. Bu muhtemelen bir enkoder. Tamam mı? Bunu deneyerek bulacağım. Deneyerek bulacağım derken enkoderlerde de eskiden 5 volt kullanılıyordu. Tek kanal bir enkoder. Görünüş o. Çünkü niye tek kanal? Buradan artı eksi alır mı? Bir de ona bakalım. Yani bu uçlarla bu ucun herhangi bir bağlantısı var mı? Yok. Burada bir diyot falan varsa. Yok. O zaman artı eksi beslemesi olan tek kanal bir enkoder var. Şimdi 5 volt üzerinden deneyeceğim ben bunu. Güç kaynağımın 5 voltuna. Ha, renklere bakarak ama şunu söyleyebiliriz. Muhtemelen kırmızı artıdır.
Beyaz eksidir, yeşil de çıkıştır. Değilse de tüm olasılıkları deneyeceğiz. Kırmızıyı artıya bağlayacağım. Eksiye bağlayacağım 5 voltun şeyi, çıkışı, beyazı düzeltiyorum. Yeşile de uyumlu olsun. Yeşil bir tane krokodil takalım. Ölçü aletini DC voltta 5 volt verdiğime göre 5 volt civarında bir şeyler alacağım. 20'yi aldım. Şimdi bu çıkış open kolektör mü değil mi hiçbir fikrim yok. Onun için ölçü aletin diğerini sırasıyla dokunduracağım. Mesela kırmızıya dokunduralım. Şimdi eğer zannettiğim gibi yüksek hassasiyetli değilse milinde ufak oynamalar yaptığımda burada 0-1 gerilim oynamaları görmem lazım. 20 volt doğru akım. Mili çeviriyorum. Bir oynama yok. Eksiyi alalım. Beyaza. Şimdi olasılıklara bakalım. Benim bu dandik krokodillerim arızalı olabilir. Daha düdükler de. Yeşil sağlam. Sarı sağlam. Siyah bakayım. Siyah sağlam. Kırmızıya bakalım. Kırmızı sağlam. Şimdi tekrar 5 volt, 20 volt kademesini alayım. 5 volt ölçüm yapacağım çünkü. Peki artı eksi geliyor mu buraya? Ona bakalım. 5 volt geliyor. Şunu tekrar çıkışa bağlayayım. Tekrar bir artıdan bir daha deneyeceğim. Artı derken artı olduğunu kabul ediyorum. Heh, gerilim geldi. 0,1 yani 0 volt 5 volt yapmıyor. Beyaza bağlayalım. Sıfır bir yapmıyor. Yani 5-0. Bunlar ters olabilir. Artı eksi beslemesi. Değiştirelim. Beyaza artıyı verelim. Kırmızıya eksiyi verelim. Çıkış ucum zaten bağlı. Şimdi ölçümü de bu şekilde yapalım. Yeşil çıkış olmayabilir. Örneğin kırmızı artı yeşil eksi olabilir. Beyaz çıkış olabilir. Artı ile arasında alalım. Şimdi gördünüz mü? Azıcık hareket ettiriyorum. 5-0. 5-0 söylediğim buydu. 5-0. Ne oldu? Bakalım şimdi kırmızı artı, yeşil eksi ve beyaz çıkış. Şimdi deminki ölçümlerden elektroniği iyi bilen arkadaşlar benim bu kadar deneme yapmadan ne olduğunu muhtemelen söyleyecekler vardır ama elektronik olarak o kadar iyi değilim. O nedenle bu denemeleri yaptım. Hareket ettirdikçe bakın 0-5 volt arasında gidiyor geliyor. Şimdi çıkışıma osiloskop bağlayacağım. Ölçü aletini alalım kenara. Ölçü aletini şöyle söyleyeyim. Ne olur ne olmaz 750 volt kademesinde bırakıyorum. Öyle kapatıyorum. Yeşil çıkış. Yaşlandık gözümüz de görmüyor ya. Özür. Beyaz çıkış. Bir ayarlarını yapayım. Görüyor musunuz? Şimdi biraz yaklaştırayım bunu kameraya. Tek kanal kare dalga çıkış veriyor. Kırmızı artı, yeşil eksi, beyaz çıkış. Şu anda beyaz çıkışı artıyla osiloskopu bağladım. Bir de bunu çevirip buradaki grafiğe bakalım.
Krokodilleri sevmiyorum. Kayıyor. Bir türlü sıkamadım. Ağzını açamadım. Hay ben senin gibi. Krokodili. Bir yer değmesin. Şu zamanı da. Şu anda bu kadar. Motor devri yavaş. Motor devrini arttırıyorum. Kameradan nasıl gözüküyor? Devri düşürüyorum. Şimdi buradan zaten grafik olarak görüyorsunuz ama bakın şu anda durdu. Şurada frekans yazan kısma bakın. Şimdi tekrar vereceğim gerilimi. Şurada frekans yazıyor ya. Frekans yazan kısma bakın. 2.2 kHz. Bakın 12 kHz'lere kadar çıktık 13'lere. Şu anda 24 volttayım. 21 kHz. Yani saniyede 21 bin adet bu şekilde pulse üretiyor. Tek kanal enkoderin esprisi bu. Motor durduğunda zaten o kendini sıfırlayacak. Sıfırladı. Şimdi iki kanal bir enkoder olsa, şunu kapatayım. İki kanal bir enkoder olsa AB arasında 90 derecelik faz açısı var ve burada motorun dönüş yönünü de ne yapabiliriz, söyleyebiliriz. Ama tek kanal olduğu zaman sadece motorun dönüş hızını ancak alabilirsiniz. Yine bu sarı krokodil başıma bela aldı. Şimdi ters yönde çevireceğim. Enerjiyi verdim. Şuralar bir değmesin birbirine. Bakın. Yine bana tek kanal olduğu için ileri de geri dönerse aynı payı üretiyor. Peki bu bana ne söylüyor? Bu bana motor devri hakkında bilgi veriyor. Mesela şu anda devir sayacım yok ama örneğin 8 voltlarda bir gerilim var. 8 voltta 6.6 kHz üretiyor. Yükselttiğimde örneğin 12 voltlarda 10 kHz. Bir şunu deneyelim. 24 volt ya. Orantılı gidiyor mu? Yani ne demek istiyorum? Şu anda 6 volttayım. 5 kHz. On iki volttayım. 10 kHz. On sekiz volta düştüm. 16 kHz. 15 bekliyordum ama 16. 24'e çıkayım. 21 kHz, 4 misli, 6'da ölçmüştük, 5, 6 voltta, 4 mislinde, 21 kHz. Burada bana yapmış olduğu ölçüm, bunu alıp bir elektronik kartta değerlendirdiğimde motor devrini verecek. Örneğin, ben bunu 17 kHz'lere, 18'lere ayarladım, devir düştükse, yükten dolayı devir düşerse ne yapacak? Sürücü gerilim arttırarak devri yerine oturtmaya çalışacak.
feedback verecek, geri dönüş verecek. Bu videoda da bu motoru inceledim. Dediğim gibi motor kısmını sökmedim. Ne olduğunu biliyoruz. Daha önceki videoda görmüştük onu. Sadece enkoder kısmını ne olduğunu merak ettim. O yüzden bu videoyu çektim. Hani merak ettiğim şeylere bakarken bir yandan da videosunu çekip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi gelelim içinde ne var. Daha önceki motorun arka kısmını söktüğümüzde balatalı frenleme mi değil mi? Balatalı frenlemeydi ama çalışma mantığını çözememiştik. O videonun altına gelen yorumlarda da hani bilen çıkmadı. Bunu sökelim. Bir tırnaklı yapı var burada. Hadi. Tornavidadan yardım alacağız. Zannettiğim kadar kuvvetli değilmişim ya. Evet, bir enkoder. Şöyle göstereyim. Parlıyor ama. Şöyle parlamayan yerde optik bir enkoder var. Dikkat ediyorsanız. Burada çizgiler var. Bu çizgiler nereden geçiyor? Şurada optokuplörüm var. Bu optokuplöre biz çatal izolatör deriz. Bir yerde LED vardır, bir yerde fototransistör vardır. Ve LED ile fototransistörün arası kesildiğinde fototransistör kesime gider. LED'den ışık geldiğinde iletime geçer fototransistör. Şu çiziklerin olduğu yere geldiğinde, çizgilerin olduğu yere geldiğinde kesilir ışık. Diğer boş yerlere geldiğinde ışık gelir. Bu şekilde sayma yapar. Direnç değerlerini yorumlayamadım çünkü bunun ne olduğunu içinde hani sadece çatalizatör, ha kondansatör falan da var burada. Başka devre elemanları olduğu için hani direkt olarak bu artı bu eksi diyemedim. O kadar da zaten elektronik bilgim çok iyi değil. Ama tek kanal çözünürlüğü düşük olan bir optik enkoder bu. Bu motoru inceledik. Bu motor da böyleydi. Merak ettiğim için açıp içini inceledik. Basit olarak da bir kanal enkoderin nasıl çalıştığını gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.